arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok farklı bir patlıcanlı kızartma göstereceğim. Adını tam bilmiyorum çünkü bu tamamen kendi hayalimce kurduğum bir tarif olduğu için patlıcanlarımızı şu şekilde içerisine oyuyoruz. İçinden çıkan böyle benim kimisi çiğitliydi. Böyle küçük küçük doğradım. Onu da köftenin içine katacağım. Değişik bir şey olacak. Ben hemen bir tane patlıcanı ayırdım sizlere göstermek için. Şöyle önce iki ucunu alıyorum. Birer parmak aralıklarla kesiyorum. Çok lezzetli oluyor. Böyle kızartma oluyor arkadaşlar. Fırın yemeği falan da değil. Kızartacağız. Yanına bir çorba. Salatayla bile akşam yemeğinizi çıkarabilirsiniz. Şimdi patlıcanları böyle yuvarlak kestikten sonra bir çay kaşığıyla şöyle yapıyorum. Yuvarlak yer açıyorum. Ve içinden çıkarıyorum. Şu şekilde. Nasıl rahatınıza geliyorsa isterseniz de elinize alın. Elinizde yapın. Ben böyle rahat ettiğim için bu şekilde yapıyorum. Eğer elinizde rahat yaparsanız elinizde yapın. Bu şekilde çıkartıyorum. Sağlam birkaç tanesini. Şunlar çok çiğitli olduğu için kullanmayacağım. Küçük küçük doğrayayım. Onları da size göstereyim. Şöyle minik minik doğrayın. Köftemizin içine katacağız. Şimdi ben hemen bunu bir tuzlu suya koyayım. Şöyle ben öncesinde bunları hazırladım arkadaşlar. Hemen bunu da içine ilave edeyim. 3 tane biraz iri bir patlıcan tercih etmenizi tavsiye ederim. Çok küçük olursa yapmakta biraz zorlanırsınız. Hemen tuzu da içine kattım. Şimdi bunu kenara alayım. O tuzu suyun içine beklerken hemen köftemi hazırlayayım. Önüme şöyle bir derince bir kap alıyorum. Hemen malzemeleri katayım. 2 adet yumurta. Böyle yumurtası biraz bol oluyor. 200 gram kadar yarı yağlı kıyma. 3 diş sarımsağı rendeleyeceğim. 1 tane küçüklerinden kuru soğan, yarım kırmızı biber, küçüklerinden bir tane domates, çok azıcık maydanoz, yarım yeşil biber, bir de doğradığımız patlıcanlar. Onları da ilave ediyorum. Tuz, karabiber, toz biber ve pul biber ilave ediyorum. Sarımsak böyle bol bol olsun çünkü hem köfteye hem patlıcana sarımsak çok yakışıyor. Sarımsakları da rendeledim. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen şöyle elimle karıştırıyorum. Böyle cıvık bir şey olacak arkadaşlar. Köfte gibi şekil vermeyeceğiz. Adı köfte ama tam köfte değil. Böyle cıvık olacak. Birer tatlı kaşığı koyduğunuz için bu yeterli geliyor. Tamamdır. Şimdi ocağın başına geçeyim. Patlıcanlarla birlikte güzelce içini doldurup kızartayım. Patlıcanları şöyle bir krep tavasında kızartacağım. Ocağın altını yakıyorum. İlla krep tavası olmasına gerek yok. Herhangi bir tavada da kızartabilirsiniz. Hemen hemen 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Kızarttıkça sıvı yağ eklemesi yapacağım. Çok aşırı yağlı olmaması için böyle az az yağ koyacağım. Yıkadım. Patlıcanları şöyle diziyorum. Sissiz olun, kurulayın arkadaşlar. Ben kurulamayı unuttum. Şimdi önce hepsini dizeceğim. Bu arada ocağın altı en kısıkta. Hazırladığım kıymalı karışımdan tam böyle içine dolduracak şekilde böyle ittirip içine geçsin. Koyuyorum. Yani bir tat kaşığı diyorum ama patlıcanınıza göre değişir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok az konulduğu için 3 tane patlıcana bu iç gayet yeterli geliyor. Sakın altını yüksek açmayın, kıymanız şiş kalır. Arzu ederseniz hatta böyle kaşar bile koyabilirsiniz. Çok yakışır ama ben kaşarı çok kullandığım için
koymak istemedim. Herkes çok kaşar kullandığını söylüyor. Hemen bir kere çevireyim. Gördüğünüz gibi kızarmaya başlamış. Bir kere çevirin, bir daha çevirirsiniz arkadaşlar. Biraz altını orta ateşe getirin. Çok aşırı kısıkta çok sulanıyor. Patlıcan çok çabuk kızaran bir şey arkadaşlar. Hemen kızaranları şöyle göstereyim. Alıyorum. Kontrol edin. Piştiyse tamamdır. Bu kıvamda kızarması yeterli. Zaten patlıcan çok çabuk kızarıyor. Şöyle ara ara çevirin. Bir kere çevirip kızartıp bir daha çevirmeyin. Sık sık çevirin. Şimdi bir kere kızarttıktan sonra ocağınızın altını kapatın. Bu tavanızı bir kere yıkayın. Tekrar yağ koyun. Çünkü bunun üzerine tekrar patlıcanı koyarsanız diğerleri yanacaktır. Tekrar tavamı şöyle bir süngerle yıkadım. Getirdim. Çok az yağ koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok değil. Şimdi tekrar patlıcanları diziyorum. Hazırladığınız kıyma harcı arkadaşlar bekledikçe sulanacaktır. Suyunu süzün. Altını birazcık arttırıyorum. Şimdi bunların da hepsini kızartacağım arkadaşlar. Aynı diğerleri gibi. Böyle içinden çıkanları yeniden bastırıp hemen giriyor zaten. Çok yüksek ayarda yaparsanız patlıcanlarınız çiğ kalır. Arada şöyle bir bastırın. Kızarttım. Hatta birkaç saat oldu arkadaşlar. Hemen videosunu çekemedim. Biz sıcak sıcak birazcık yedik bile. Gerçekten çok lezzetli bir şey oldu. Böyle kıymanın, bol sarımsağın hepsinin ayrı ayrı tadı çok güzel olmuş. Muhakkak sizler de denemelisiniz. Sıcak sıcak tüketmeye özen gösterin lütfen. Şimdi hemen servis tabağına alıp şöyle keseyim. Sakın kalın yapmayın arkadaşlar. Elinizden geldiğince ince yapın, daha güzel pişer. Şöyle kesip videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.